Burada İlhan Berk'in eserlerini göreceğiz. İlhan Berk aklımıza nereden gelecek? İlin Hanı'nın börek yapmasından gelecek. Gördüğümüz gibi İlin Hanı'nın börek yapmaktadır. Köroğlu otağında oturmuş, çivi yazısıyla taş baskısı kitap yazmaktadır. Ne kitabı yazar? Şifalı Otlar kitabı yazar. Şifalı Otlar kitabı yazar ve uzun bir adam gelir, der ki bu Şifalı Otlar kitabını İstanbul'a götürür müsün? İstanbul'daki insanların buna ihtiyacı var der. Adam da kitabını çalacakları düşüncesiyle ne yapar? Şifalı Otlar kitabını yakar ve kitap kül kitap olur. Yani kült kitap olur. Kült kitap eserleridir. Uzun bir adam, tabii ki burada dediğimiz gibi İstanbul'a çağırmıştı onu. Köroğlu çivi yazısıyla taş baskısı kitap yazıyordu. El yazılarına güneş vurur, bizim Köroğlu'muz yazarken o şekilde yazır. Gözleri çok kör olduğu için ancak güneş yardım ettiği zaman yazabilir. Ve bizim Köroğlu'muz ne yapar? Mısır kalyonine biner. Bakın Mısır kalyonine biner ve kanatlı atına takılır. Kanatlı atı Eros'ta asılmıştır. Hayır, onları götürme, şifalı otları götürme der, İstanbul'a der. Eros oradan kovarlar ve İstanbul'a varır. İstanbul'a vardığı zaman der ki günaydın yeryüzü, günaydın yeryüzü diye seslenirler. Günaydın yeryüzü, size güneşi yakanların der, güneşi yakanların selamını getirdim. Ve İstanbul'a vardıklarında avluya düşen gölgeyi görür. Avluya düşen gölgede bir şenlik vardır. Çünkü Şifalı Otlar kitabını getiren Köroğlu'yu karşılamaktadırlar burada. İnsanlar hep beraber İstanbul şarkısını, Türkiye şarkısını söylerler. Aşikane bir şekilde Galata'nın önünde, avluya düşen gölgenin önünde şenlik düzenlerler. Ve bir taraftan da tabii ki bizim Köroğlu'muza İstanbul'a gezdirirler. İstanbul kitabı hediye ederler. O da onlara kitaplar kitabını hediye eder ama karşılığında hiçbir kuruş para almaz. Kitaplar kitabını hediye eder ve bir çocuğun deltanın içerisine sıkıştığını görür. Gördüğümüz gibi delta ve çocuk sıkışmıştır. Onu oradan kurtarır ve güzel ırmağın içerisinden geçerler. Çok güzel ırmağın içinde bir sürü sayılar vardır. Bizim Köroğlu'muz bağırır. Çok yaşasın sayılar, çok yaşasın sayılar. Bu İstanbul ne kadar güzel bir yermiş. Burada Galata varmış, kitaplar kitabı varmış, güzel ırmak varmış. Ne kadar güzel bir yermiş. Keşke burada yaşasaydım der. Burada İlhan Berk'in eserlerine gelecek olursak, Taş Baskısı, Çivi Yazısı, Köroğlu, Otağı, Delta ve Çocuk, Güneşi Yakanların Selamı, Uzun Bir Adam, El Yazılarına Vuruyor Güneş, Günaydın Yeryüzü, Şifalı Otlar Kitabı, Kül, Kült Kitap, Asılı Eros, Galile Denizi, Kanatlı At, Mısır Kalyoni, Avluya Düşen Gölge, Şenlikname, Aşikane, İstanbul, Türkiye Şarkısı, Galata, Logos, Güzel Irmak, Çok Yaşasın Sayılar, Pera, Kitaplar Kitabı Deniz Eskisi, İstanbul Kitabı, İlhan Berk'in eserleridir.